Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Genel olarak piyasalara baktığımız zaman yukarı aşağı dalgalanmalar devam ediyor. Özellikle dün öğleden sonra piyasanın tekrardan aşağı yönlü hareketlendiğini gördük. Ve bu hareketlenme de şu an için kripto paralara özgü bir hareket değil. Genel olarak tüm piyasalarla birlikte hareket ediyoruz. Dolar endeksine baktığımız zaman da tüm piyasalardaki bu çöküşle birlikte bunda da tam tersi olarak yukarı yönlü hareketler gelmekte. Tabii bu çöküşün temel sebebine baktığımız zaman Powell'ın yaptığı açıklamalar aslında. Bildiğiniz gibi cuma akşamları öğleden sonra özellikle diğer piyasaların kapanmasıyla birlikte diğer piyasaların kapanmaya başlamasıyla birlikte biz bir miktar hareketlenme görüyoruz. Ve bu hareketlenmenin yönüyle alakalı ve hafta sonunun nasıl geçeceğiyle alakalı da dolar endeksi bize önceden ufak da olsa bir ipucu veriyor. Dün de dolar endeksine baktığımız zaman ne yazık ki yukarı yönlü hareketler geldi. Bu da bize hafta sonunun bir miktar kötü geçeceğinin habercisiydi aslında. Buradan dolar endeksinin günlüğüne baktığımız zaman bakın burada bir tane kırmızı mumun olduğu seviyeden desteğini buldu ve tekrardan bir yükselen tepe yaptığını görüyoruz. Yani şu an için ne günlükte ne de saatlikte dolar endeksi adına bir zayıflama söz konusu değil. Bir önceki tepe noktalarını destek yaparak şu anda yükselmeye devam ediyor. Yükselen tepeler yapmaya devam ediyor. Ve bununla ters olarak da tüm piyasalarda geri çekilme görmekteyiz. Özellikle Amerikan borsalarında da ciddi geri çekilmeler var arkadaşlar. Şimdi buradan tekrardan Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'e baktığımız zaman en sonki gelen geri çekilmelerle birlikte biz tekrardan destek noktalarına geri döndük. Buradaki bizim için en kritik destek noktası 34.000'lerden gelen yükseliş trendimiz ve günlük de Bulut'un alt noktası, düz bir çizgi halini almış olan Bulut'un alt noktasıydı. Ve en son gelen geri çekilmelerle birlikte tekrardan biz hem bu trend noktasından hem de Bulut'un alt noktasına tutunmaya çalıştığımızı görebiliyoruz. Burası düz bir çizgi halini aldığından dolayı bizim için ekstra önemli bir destek noktasıydı. Fakat bugünden sonra bu düz bir çizgi halini alma olayının artık gittiğini görüyoruz. Zaten burayı üçüncü deneyişimiz artık ciddi manada yıpratıldığını da söyleyebiliriz. Ve bu destek noktası aynı zamanda 34.000'lerden gelen yükseliş trendinin geçtiği seviye olduğundan dolayı da arkadaşlar bir yükseliş trendi olmasından dolayı her geçen gün biz bu destek noktasının yükselmesini bekleriz. Zaten baktığımız zaman bulut noktası da ilerleyen günlerde kademe kademe yukarıya doğru tırmanıyor. Ve artık bizler Nisan sonuna geldiğimiz zaman bizim için en kritik noktanın 41.300'ler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burası bakın neredeyse 2 hafta boyunca düz bir çizgi halini alacak. Biz artık yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde bu seviyeyi izleyeceğiz. Bu seviyede dediğim gibi 41.300 dolarlar civarına denk geliyor. Umarım bu geçiş aşamasında burada arkadaşlar şu bölgede 3-4 günlük bir geçiş aşaması olacak. Bitcoin kendisini bu seviyenin üstüne atmayı başarabilir. Çünkü biz bu noktaya geldiğimizde eğer ki fiyat olarak 41.300'lerin üstünde olursak doğal olarak geri çekilmelerde bu noktanın karşımıza güçlü bir destek olarak çıkmasını bekleriz. Ama eğer ki biz bu geçiş aşamasında bu seviyenin altında kalırsak 41.300'lerin altında kalırsak arkadaşlar doğal olarak yukarı yönlü hareketlerde bu noktanın karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyeceğiz. Aşağıdan gelen de bir yükseliş trendimiz olduğundan dolayı ilerleyen günlerde bu seviyenin altında kalmamız durumunda Bitcoin'de arkadaşlar günlükte bir daralım görme ihtimalimiz artacak. Daralım görme ihtimalimiz artacak diyorum. Çünkü bizim bakın burada aşağıdan gelen bir yükseliş trendimiz var. Ve bunu şöyle biraz daha uzattığınız zaman ilerleyen günlerde arkadaşlar 41.300 dolar bandıyla kesiştiğini görüyoruz. Doğal olarak aşağıdan gelen güçlü bir destek, yukarıda ciddi bir direnç noktası olunca fiyatın bu iki seviye arasında daraldığını görebiliriz. O yüzden Bitcoin'in şu bölümde nasıl bir hareket yapacağını yakından izlememiz gerekiyor. Şu anda olası senaryoları konuşuyoruz. Lütfen sizler de bunları yakından takip edin. Bitcoin adına benim şu anda takip ettiğim ve izlediklerim bu şekilde. Buradan dominansa geçmek istiyorum. Çünkü dominans verisinde dün yaşadığımız geri çekilmeyle birlikte biz bir artış görmedik. Hatta geri çekilme gördük. Bundan dolayı da şu anda altcoin'lerin hareketlerine baktığımız zaman Bitcoin'i izlediğini söyleyebiliriz. Hatta Bitcoin'e göre bir miktar daha iyi durduklarını bile söyleyebiliriz arkadaşlar. Sadece dünkü hareketlere göre söylüyorum bunu. Şimdi buradan dominansın 4 saatliğine geçtiğimiz zaman bayağıdır yukarı aşağı hareketler var. Bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor, bir yukarı gidiyor, bir aşağı gidiyor arkadaşlar.
Şimdi dominansı şu yüzden gösteriyorum. Dominans verisi sizlerin de bildiği gibi altcoin'lerin BTC karşısında değer kazanıp kazanmayacağını söylüyor aslında bizlere. Eğer ki biz dominans verisinde Bitcoin'de gelen geri çekilmelerle birlikte yukarı yönlü hareketler görürsek altcoin'lerde çok ciddi ezilmeler görüyoruz. Ve şu anda da dominansın bir karar aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ki buradan yukarı yönlü bir hareket gelecekse bir önceki dip noktasına kadar yükselişler devam eder. Bir önceki dip noktasına baktığımız zaman da 42.50'ler olduğunu görmekteyiz. Bunu şu yüzden söylüyorum aslında. Eğer ki biz Bitcoin dominansında yukarı yönlü bir kırılım görürsek ve 42.50'lere doğru giden bir hareket görürsek arkadaşlar, bir miktar pozisyon Bitcoin'e kaydırılabilir. Altcoin'lerdeki bir miktar pozisyonları Bitcoin'e kaydırmayı ben şahsen mantıklı buluyorum. Şimdi ben burada arkadaşlar işte dominans verisinin nasıl çalıştığını, bizim için ne ifade ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Siz artık bunlara göre kendi stratejinizi belirleyin. Sonuçta dominansta eğer ki bu yukarı yönlü hareket gelirse ve bu esnada Bitcoin'in geri çekildiğini görürsek, Bitcoin %1-2 geri çekilse bile altcoin'lerde %8, %9, %10'lara varan geri çekilmeler görebiliyoruz. Ve böyle bu esnalarda da arkadaşlar işte altcoin'lerdeki bir miktar pozisyonun Bitcoin'e kaydırılması mantıklı oluyor. Çünkü Bitcoin %1, %2 düşse bile altcoin'ler %10 civarlarında düştüğünden dolayı siz dominans verisi bir önceki dip noktasına ulaştığı zaman Bitcoin'den çıkıp tekrardan o sattığınız altcoin'e girerseniz doğal olarak elinizdeki o altcoin'in miktarını arttırmış oluyorsunuz. Ve bu da benim gözümde bir kardır. Sizler de zaten artık beni tanıyorsunuz. Ben nakitte beklemeyi çok sevmiyorum arkadaşlar. Bir geri çekilme olacaksa bile bunu yükselmemiş coin'de beklemeyi tercih ediyorum. Bu arada tamamıyla doğru bir hareket değil. Bu tamamen benim yaşam şartlarımla alakalı bir durum. Sonuçta ben çalışıyorum ve her ay düzenli gelen bir maaşım var. Doğal olarak buradaki para da benim için kısa vadede ihtiyacım olan bir para değil. Ben size burada işte göstergelerin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Sizler de artık kendinize göre bir strateji belirleyin arkadaşlar. Mesela en son Aion'da bakın şuradaki iğneli harekette sattık arkadaşlar bir miktar. Onu da o an bayağıdır yatay giden veya düşmüş coinlere kaydırıyoruz. Ve bakın bu hareketten sonra Aion 11 centleri gördü. Ve 11 centlerden 8 centlere kadar geri çekildi. Yani burada %20'lik bir geri çekilme var neredeyse. Fakat benim o parayı geçirdiğim altcoin %4 civarlarında geri çekildi. Mesela tekrardan o coin'i satıp Aion'a geçsem Aion miktarını %15 arttırmış olacağım. Ben biraz miktar odaklıyım arkadaşlar açıkçası. Şimdi lafı çok fazla dağıtmayalım. Bitcoin ve dominans adında takip ettiklerim bunlar arkadaşlar. Dolar endeksi, pardon özür dilerim, Tether'in dominansına baktığımız zaman da bakın burada tekrardan bulutun üst noktası zorlanıyor. Nasıl ki Bitcoin bulutun alt noktasına tutunuyorsa bu da bulutun üst noktasına takılıyor arkadaşlar. Bu gece gelecek olan kapanış eğer ki bu civarlarda gelirse tam olarak direnç noktasında güzel bir mum oluşturmuş olacağız. O yüzden bu akşam gelecek olan günlük kapanışları da Tether'in dominansında yakından izleyelim arkadaşlar. Genel olarak benim piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.